Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının eşyaları ve o gece yaşananlara ait materyallerle oluşturdukları ana evinde evlatlarının hatırasını yaşatıyor. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi evlerinin bodrum katında 3 yıl önce ana evi oluşturdu. Yiğit'in çocukluğundan şehit olduğu an parçalanan cep telefonu, olay yerinde bulunan şarapnel parçası, şehit mesai arkadaşlarının fotoğrafları gibi birçok nesnenin yer aldığı ana evini çok sayıda kişi ziyaret etti. Baba Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz'un ailece hafızalarına kazındığını belirterek, "Kızımın şehit olması beni dünyada en büyük şerefle şereflendirdi," dedi. İşte bir 15 Temmuz daha geldi. Samimi söylüyorum, hiç üzülmüyorum benim çocuğum şehit oldu diye. Daha ne isterim, beni dünyada en büyük şerefle şereflendirdiler, gittiler. Ne mutlu bizlere. Yani benim çocuğum da bu aziz vatanın kurtuluşunda zerre kadar bir katkısı olmuşsa, samimi söylüyorum, kendimizi biz mutlu addediyoruz. Kızının eşyalarının bulunduğu alanı cennetten bir köşe diye adlandıran anne Huriye Yiğit de 4 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu, kızını düşünmediği bir anının olmadığını anlattı. Çocuklarımız çok geliyor. Gelmek isteyenlere kapımız 24 saat açık. Her zaman. Gelip geziyorlar, buradan geçerken dışarıda cennetin ana evi diye görenler geliyor, onlarla dolaşıyorum. Her dakika cenneti yaşıyorum. Allah onları kahhar adıyla kahreylesin diyorum. Çünkü ne istediler bizim evlatlarımızdan? Biz onların evlatlarını kırsak hoşlarına gider miydi? Bizim dalımızı kırdılar. Yani insan böyle, insan olan insan yapamazdı ya. Yani evde bir böceği öldüremiyorsun. Bir şeye kıyamıyorsun. Bir insana nasıl kıydınız diye düşünüyorum yani. Bir insan da diyen 251 şehit. Biz onları nasıl büyüttük? En son bir hafta önceki ayağındaki ayakkabıları ve o geceki ayakkabıları da aynı ayakkabılarıymış.